Profesör Doktor Ziyadin Çakır, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam merhaba. Duyabiliyor musunuz sesimi? Duyuyorum, evet, buyurun. Şimdi herkesin merak ettiği soru, bu bir artçı deprem mi yoksa bağımsız bir deprem mi? Ya aslında bunun halk nezdinde çok önemi yok ama bu artçı deprem tabii ki. Çünkü bu deprem ikinci büyük depremin, yani Maraş Elbistan depreminin doğu ucunda meydana geldi. Orada bir gerilme artışı yaşanmıştı zaten. O işte beklenilen bir yer. Yani bu uç kısımları, kırıkların uç kısımları artçıların en fazla olduğu yerlerdir. Dolayısıyla normal bir olması, burada bir deprem olması gerekiyor. Peki yerin yaklaşık 7 kilometre altı söyleniyor, olduğu söyleniyor. Süresi belli mi, daha sonra mı belli oluyor depremin süresi? Şu an süresi belli ama 5,5 yine tabii artık küçük diye adlandırıyoruz maalesef bu büyük depremden sonra. Yani yeri... İşte yani Yeşilurt'un hemen oralarda, dediğim gibi kırığın doğu ucunda. Çok kısa sürmüştür diye düşünüyorum. Evet, Diyarbakır'da 6-7 saniye hissedilmiş ama merkezde evet, belki biraz daha uzun hissedilmiş olabilir dediğiniz gibi. Ama binalar çok hasarlı olduğu için ne yazık ki sadece merkez Yeşilyurt ilçesinde bile belediye başkanı 10-12 binanın yıkıldığını söylüyor. Şimdi çok üzüldüm. Ne yazık ki ve şu anda da enkaz altında insanlar var ve onlara ulaşılmaya çalışılıyor ne yazık ki. Çünkü eşyalarını almaya gidenler ya da... Bina önüne aracını park etmiş, bina üzerine devrilmiş, araçların içine bakılıyor birileri olabilir mi diye. O yüzden 5,6 dediğiniz gibi çok büyük değil gibi ama özellikle şu an bölge için çok tehlikeli büyüklükte. Şimdi yani bütün binalar son derece yani yüksek bir şey sarsıntı yaşadı. Dolayısıyla halihazırda gözükmese bile yorulmuş durumda yani. Dolayısıyla... Yani binalara girmemesi gerekiyor maalesef, özellikle bu bölgede. Evet, artçılarla ilgili uyarılarınız özellikle hangi bölgeler için? Bir kez daha söyleyelim. İnsanlar çünkü biraz da çaresizlikle o riski de göz alarak evlere giriyorlar. Bir şey olmaz diyorlar ama sonra bir artçı oluyor. Şimdi yani bu... aslında bütün bölge için risk yüksek. Hı-hı. Tabii kırık uçlarında daha yüksek ama hiç belli olmuyor maalesef. Yani beklenmedik bir yerden de küçük faylarda böyle 5,5-6 deprem meydana gelebilir. 6 üzerinde depremler artık daha az yaşanır diye bir yorum oldu. Yani 6,5-6 mesela geçen haftaki Defne depremi 6,4'tü. 6 ve 6'nın üzerinde depremler de hala, artçı depremler hala mümkün mü bölge için? Tabii ki mümkün. Yani böyle bir istatistik yok. Böyle bir bunun belirli bir hani kabul edilmiş bir formülasyon da yok. Dolayısıyla zamanla büyüklükler ve adet azalıyor ama arada bir böyle yine bu tamamen yani şey değil, imkansız değil. Arada yine böyle altılık tabii ki olabilir. Hatay'da olduğu gibi benzer büyüklükler deprem bölgede maalesef olur. Çünkü hareket aslında çok çok büyük bir bölge, çok kütleler hareket halinde. Dolayısıyla hareket halen devam ediyor. Çok yavaş da olsa yer kabuğunun altında bu dengeleme hareketi devam ediyor. Biz buna deprem sonrası dengeleme diyoruz. Bu dengelemeden dolayı civar yerlerde, yerleşim yerlerinde yani bu tür depremler olabilir. Peki altılık deprem olabilir. Bu uçlarda bir gerilim transferi oldu dediniz ya. Mesela evet. Maraş ve Hatay'ın içinden çok uzun ve yıkıcı bir kırılma yaşandığı için oralarda değil de daha bunun doğusu ve batısında, güneyi evet, ve yani kuzeyinde mi transfer? Yani büyük deprem dersek bunlar tabii bu kırıkların uç kesimlerinde, bu Elbistan'ın batısında işte Kıbrıs'a doğru giden bir hat var. Kıbrıs yayı orada olabilir. Suriye sınırında olabilir. Hatay Suriye sınırında olabilir. Ve Malatya civarında. Yani buralar uç kısımları kırığın. Yani buralarda meydana gelebilir yani altı üzerindeki depremler. Evet. Umuyoruz gelmez ama uyarmak anlamında ya da bilimsel olarak mümkün mü değil mi diye tabii ki siz de cevaplıyorsunuz. Profesör Doktor Ziyadin Çakır, çok teşekkürler.